Merhaba arkadaşlar, bugün size Gearbest'ten aldığım saati tanıtacağım. Saat takipsiz olarak aldım. Yaklaşık 3 dolara geldi bana. Bunun sebebi de puan kullanmamdı her zamanki gibi. Ama ürünün fiyatı 12 dolar. Şu an normal fiyat 12 dolar. Yaklaşık 25 günde geldi arkadaşlar. Paketi gördüğünüz gibi bu şekilde yırtık geldi. Yani bunu ben açmadım. Bu şekilde yırtık da. Singapur Post'a göndermişler. Kısmen biraz Çin postasına göre takipsiz, Çin postasına göre biraz hızlı. Fiyatını 1,94 dolar yazmışlar. Evet, saati böyle özensiz bir şekilde koymuşlar. Yani bu darbe alsa, bir ezilse mezilse gitmişti saati. Saati markasını okuyamadım. Sigma dediğim, yani söyleyince markasına garip oluyor. Ürünün kayışı çok iyi görünüyor. Yani ele hissi falan gayet iyi. Tuşları falan çok güzel. Yani böyle üzerini tırtıkla tırtıkla yapmışlar. Gördüğünüz gibi tuşlar da bu şekilde. Bu kısımlar metal ve kalp taşlarınızı ölçebiliyor. Ne kadar doğru ölçüyor bilmiyorum ama biraz kalın. Ama bu özellikleri bu fiyatta normal olarak görebiliriz. Üzerinde 4 adet tuş bulunuyor arkadaşlar. Şu sağ tarafta gördüğünüz ortadaki tuş hiçbir işe yaramıyor. Bu ortadaki tuşu basılıyor ancak bir işlevi yok. Yani öylesine koymuşlar arkadaşlar. Üstteki Işık tuşu, alttaki mod tuşu, sağ alttaki aşağı tuşu, sağ üstteki de yukarı tuşu arkadaşlar. Evet, adım sayar özelliği var gördüğünüz gibi ve hafıza özelliği var. Şu an hafızayı hiçbir şey olmadığı için, yeni geldiği için hafıza boş. Evet, kalp atış ekranına geldiğinizde işlem bir basmadığınızda otomatikman ana sayfaya dönüyor arkadaşlar. Şöyle bir ölçelim ne kadar çıkacak. Ve ortalama hep aynı çıkartıyor. Gördüğünüz gibi ölçemedi ve ana sayfaya döndü. Biraz tam olarak oturtmanız gerekiyor. Avucunuzu oturtsanız da ölçüyor. Ancak ne kadar doğru bilmiyorum. Güzelce oturtmanız gerekiyor parmaklarınızı. Şu anda gördüğünüz gibi ölçmeye başladı ve 76 çıkarttı. Ortalama benim hep zaten bu seviyelerde çıkıyor. Başkasında ölçtüğümde daha fazla çıkıyor. Yani 160'ları gördüğü oldu. Başka birinde yürüyünce fark ediyor, heyecanlanınca fark ediyor. Doğru olduğunu düşünüyorum. Yani yaklaşık olduğunu düşünüyorum. İki tane alarm seçeneği var. Timer var. Uzun süre bastığınızda ayarlayabiliyorsunuz. Işığı gayet yeterli ve komple yanmıyor. Sadece rakamların olduğu kısımlar yanıyor. Gözü rahatsız etmiyor yani. Daha önceki aldığım bu markanın spor saatine kıyaslayınca
çok daha iyi ürün yaptıklarını, yani göze daha hoş gelen, diğeri biraz daha çocuksuydu. Bu artık daha iyi olmuş. Yeni bir çıkan saat. Daha önceki bir modeli vardı. Bende yok. Görmüştüm ama internette. Bu yeni çıktı ve çok fazla incelemesi olduğunu zannetmiyorum internette. Genel olarak güzel bir saat, öneririm, tavsiye ederim. Ben beğendim. Su geçirmezliğini test etmedim, ancak daha önce aldığım saati test etmiştim havuzda, denizde. Hiçbir sıkıntı olmamıştı. Bunda bir sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.